Sizi Firavun ailesinden de kurtarmıştık ki size en kötü azabı yaşattırıyorlardı. Erkek çocuklarınızı boğazlayıp kadınlarınızı hayatta bırakıyorlardı. Rabbinizin azametli bir belası içindeydiniz. Varlığınızdaki Allah esması kuvvesinin açığa çıkartılmasıyla denizi yarıp sizi kurtarmış, Firavun ailesini ise size bakıp dururken boğmuştuk. Musa'ya 40 gece vaat etmiştik de, siz de o süreçte buzağıyı tanrı edinmiştiniz. Zalimler olarak nefsinize zulmetmiştiniz. Bu olaydan sonra sizi affetmiştik. Belki şükredersiniz, değerlendirirsiniz diye. Hani Musa'ya kitabı, varlığın hakikat bilgisini ve Furkan'ı, doğrularla yanlışlara ayırt etme yetisini, bilgisini vermiştik. Gerçeğe yönelesiniz diye. Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Buzayı kendinize tanrı edinerek nefslerinizdekine, hakikatinize zulmettiniz. Bu yüzdendir ki bariye, varlığı kendi esmasından olarak özel bir yapıda yaratana tövbe edin. Varlığınızdaki kendisini inkar edip dışınızda tanrı edindiğiniz için ve benliklerinizi öldürün. Bunu yapmanız bari indinde hayırlıdır. Tövbenizi kabul eder. Muhakkak ki o tövbe edeni affeden ve sonucunda rahmetini bağışlayandır. Ya Musa, biz Allah'ı dışarıda, açıkta görmedikçe iman etmeyiz demiştiniz de, bunun üzerine yıldırım, varlığınızı yok eden hakikat bilgisi çarpmıştı sizi, siz bakıp dururken. Sonra ölümü, yokluğunuzu, gerçekte yegane var olanın Vahidül Kahhar olduğu gerçeğini tatmanızın akabinde yeni bir anlayışla hayata başlatmıştık sizi. Belki bunu değerlendirirsiniz diye. Ve sizi yakıcı hakikatten perdeleyen ve beşeriyetinizin idamesini sağlayan bulutla gölgeledik. Üzerinize men, varlığınızı oluşturan Allah esmasındaki kudret kuvvesi ve selva, manevi aleminizi hissetme duygusu inzal ettik hakikatinizden şuurunuza. Rızık olarak verdiğimiz temiz şeyleri yiyin dedik. Onlar hakikat bilgisini değerlendirmeyerek bize zulmetmediler. Kendi nefslerine zulmettiler. Burada ayetin bir batın yorumuna yer verilmiştir. Zahir anlamı yanı sıra.